Ali Öztürk, Mehmet Özalın. Bodrum Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde saat 14'te 8 gündem maddesiyle toplandı. Mehmet Kocadon'un İzmir'de olmasından dolayı Meclis Başkan Vekili Refik Ülgen tarafından yönetilen ve 8 gündem maddesiyle toplanan Nisan ayı olağan meclis toplantısına CHP'den Önder Batmaz'la MHP'den Mazlum Ağan ve Erdinç Tekinkaya mazeretleri nedeniyle katılamadılar. Ülgen, 7 boş oy, 1 tane Özden Baysal. Bu durumda başkanım. Teşekkür ederim. Rica. Meclis toplantısını AK Parti, CHP ve MHP yönetim kurulu üyeleri izlerken her 3 partinin de ilçe başkanlarının katılmadığı gözlendi. Gündem maddelerine geçilmeden önce MHP'li Şakir Açıkgöl söz isteyerek denetleme komisyonu raporunda meclis üyeliğinden istifa eden Birol Aydın'ın imzasının olmadığını ve bunun usule aykırı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Baktığımızda denetleme komisyonu raporunda meclis üyesi Birol Aydın'ın imzasının olmadığını gördük. Eğer halen yoksa şekil anlamında noksan oluyor bu rapor. Ve usule aykırı olduğundan gündeme alınmaması gerektiği kanaatini bildiriyoruz. Meclis yöneten Başkan Vekili Refik Ülgen ise denetim raporunun görüşülmesinin kanunen gerekli olduğunu ifade ederek itirazı kabul etmedi. Diğer taraftan MHP'lilerin denetim raporunu okunması yönündeki ısrarlı talepleriyle birlikte bazı sorunlarının olduğu ve söz istediklerini belirtmelerine karşın Başkan Vekili Ülgen denetim raporunun okunmuş kabul edildiğini tekrar ederek itirazı kabul etmedi ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçti. Birinci gündem maddesinde encümen üyeleri belirlendi. CHP'li Taner Uslu tarafından gizli oylamayla belirlenecek olmasına karşın CHP grubunun adaylarının isimlerini Ali Öztürk, Mehmet Özalın ve Refik Ülgen olarak açıklamasının ardından oylamaya geçildi. Ali Öztürk ve Mehmet Özalın 21 oy alırken Refik Ülgen 20 oy aldı. Bir oysa Özden Baysal'a çıktı. MHP grubu ise boş oy kullandı. MHP'li belediye meclis üyelerinin sözlü soru önergesi vereceklerini ve önergenin kamuoyunun önünde okunması yönündeki ısrarlı taleplerine soru önergesinin yazılı olarak verilmesi gerektiğini belirten Taner Uslu ile Şakir Açıkgöz arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Uslu yazılı bir önerge verilmesi durumunda geçen seferki gibi yine cevap verebileceklerini söyledi. Yani biz okunmasını talep ediyoruz. Esas okunmayacaksa şehrimizi biz okuyacağız. Bu konuda söz hakkı istiyoruz. Yani aksi yasaya açıkça aykırılık teşkil ediyor. Meclisin ikinci gündem maddesi ise İmar Komisyonu üyelerinin belirlenmesiydi. CHP'den Dursun Göktepe ve Mustafa Saruhan'la MHP'den M. Remzi Güngör oy birliğiyle İmar Komisyonu üyeliklerine seçildiler. Üçüncü gündem maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi Abdülmecit Poyraz, Nurten Çakıcı, Bıçak ve Süleyman Mazı oy birliğiyle seçildiler. Kültür, tanıtma, ağırlama, festival, organizasyon ve bunun gibi etkinliklerde görev yapmak üzere oluşturulacak komisyona ise CHP'den Funda Akçalı, Güneri Günaydın, Mehmet Melengeç'in aday olarak gösterdi. MHP'li Mahmut Özbelen söz olarak Mehmet Kocadon'un Ocak ayı meclis toplantısında MHP'den de komisyon üyesi alınması yönünde olumlu görüş bildirerek söz verdiğini hatırlatarak Mustafa Dağdelen'i önerdiler. Ancak Başkan Vekili Ülgen bu komisyonun 3 kişiden oluştuğunu ifade ederek 5 kişiye çıkartılması talebini kabul etmedi. Oylama sonucu CHP tarafından önerilen 3 isim Funda Akçalı, Güneri Günaydın ve Mehmet Melengeç CHP'lilerin oylarıyla komisyon üyeliğine seçildiler. MHP'li Hülya Aşkın CHP'lilere yönelik olarak hakikaten çok demokratik bir meclis oluyor Sayın Başkan ve CHP'li meclis üyelerini çok takdir ediyorum dedi. Hakikaten çok demokratik bir meclis oluyor. Sayın Başkan ve CHP meclis üyelerini çok takdir ediyorum. Söz verince konuşalım Hülya Hanım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başkan Vekili Ülgen Aşkın'ı söz verince konuşsun lütfen şeklinde uyardı. CHP'li Taner Uslu ise MHP'li meclis üyelerine şu yanıtı verdi. Arkadaşlar 30 Mart'ta demokrasinin örneği gereği yaşadık. Onun sonucu olarak da burada oylamaları yapıyoruz. Sayın Başkan Yardımcısı Taner Bey. MHP'li Mahmut Özbelen Taner Uslu'nun da söz almadan konuştuğu ve artistik yaptığını söylemesi üzerine Taner Uslu Başkan Vekili Ülgen'den özür dileyerek MHP'li Mahmut Özbelen'in de kendisinden özür dilemesini istedi. Arkadaşlar lütfen. Şu anda Taner Bey benim hiçbir üstünlüğünüz yok. O zaman başkan vekilimiz vardı burada. Ona söz almadan konuşamazsın. Demin beni önermiş şey almış. Lütfen. Siz cevap verin. Sayın Başkan özür dilerim.
Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2015-2016 öğretim yılında yapılacak tahsil yardımı miktarının belirlenmesi ve tahsil yardımı yapılacak öğrenci sayısıyla isimlerinin tespitine ilişkin oluşturulacak komisyona üye seçiminin görüşüldüğü 5. gündem maddesinde de yine tartışma yaşandı. Geçen yıl Niyazi Atare, Seval Aktaş ve Funda Akçalı'nın görevli olduğu ve burs miktarları da ilköğretim için 100 lira, orta öğretim için 125 lira ve lise içinde 150 lira olarak belirlenmişti. Söz alan MHP'li Şakir Açıkgöz, denetleme raporları hazırlanırken bu konu üzerinde de çalışma yaptıklarını ve bazı noktalara dikkat çekmek istediklerini belirterek şunları söyledi. Yani güzel bir uygulama. Uygulamaya kesinlikle karşı değiliz. Destekliyorum. Bununla ilgili komisyon kurulması da güzel. Bunu da destekliyoruz. Ancak daha önce uygulamada şöyle bir yanlışla ben karşı karşıya geldim. Yapılan yardımlar ilgili ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına değil de belediye personeli olan iki kişinin isimlerini söylemek istemiyorum. Hesaplarına yapılıp o kişiler tarafından elden dağıtıldığına şahit oldum. Bunu da zaten şerhime düştüm. Yani bunun istismarları açık hale getirebileceği gibi ihtiyaçlar sahiplerinin tamamına ulaşma olasılığını da azaltıyor ki kaldık azaltmış. %20 oranında ihtiyaç sahipleri alamamıştır. İlgili kişilerin bankalarla görüşerek hesap açılması ve hesaplarına yapılması. Bunun da gündem alınmasını talep ediyorum. Burada yok. Başkan Vekili Ülgen bu konuyla ilgili olarak şu yanıtı verdi. Teşekkür ederim. Bununla ilgili 2015 yılında bütün bu ihtiyaç sahiplerinin hesapları açılmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte hep banka hesaplarına aktarılarak yapılıyor. Bu dikkate alınmıştır. Taner Uslu söz alarak bu komisyona geçen yıl görev yapan Niyazi Atare, Seval Aktaş ve Funda Akçalı'yı yine aday olarak ve burs miktarlarının da geçen yıl rakamlarıyla aynı olmasını önerdiklerini söyledi. Başkan Vekili Ülgen ise ekonomik şartlardan kaynaklı belediyeyi de düşünmek gerektiğini ve şu anda 320 kişiye bu yardımın yapılacağının bilgisini vererek önerilen üyeleri oylamaya sundu. Oylamanın ardından MHP'li Hülya Aşkın, daha önce Mehmet Kocadon'un bu tür komisyonlara MHP'li üyelerin de bulunacağı yönündeki sözünü hatırlattı. Oylamada MHP'liler bu komisyona üye vermedikleri halde yine de kabul oyu kullandılar. Altıncı maddede ise Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi'nde çarşamba günleri kurulan giyim ve sebze pazarlarının mülkiyeti, Bodrum Belediyesi'ne ait 1351 parselde kayıtlı olan ve Müskevi Caddesi üzerinde yapılan yeni pazar yerine taşınması konusu görüşüldü. Bu madde oy birliğiyle de kabul edilirken MHP'liler diğer pazar yerleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi istediler. Başkan Vekili Ülgen, çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zamanda bu konudaki bilgileri size ve kamuoyuna sunacağız dedi. Bodrum dışına gönderilecek cenazeler için Türk Hava Yolları ve hava yoluyla cenaze taşıma hizmeti protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ve Sasköy ile Çömlekçi mahalleleri arasında kalan 430 adet taşınmazın paylaşımı ile ilgili önergeler kabul edildi. Meclisin son gündem maddesi ise Bodrum Belediyesi 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi oldu. Faaliyet raporunun geçen hafta Cuma günü tüm meclis üyelerine dağıtıldığını ve burada okunmasının mümkün olmadığını ifade eden Meclis Başkan Vekili Dursun Göktepe raporu oylamaya sundu. Ancak MHP'li üyelerin ısrarla raporun okunarak oylanması yönündeki itirazlarına 500 sayfadan oluşan bu raporun okunmasının mümkün olmadığını söyleyen Göktepe, Bodrum Belediyesi faaliyet raporunu yeniden oylamaya sundu. Bodrum Belediyesi faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi CHP'lilerin evet oyuyla kabul edildi. MHP'liler ise red oyu verdi. Meclis toplantısının sonunda söz alan MHP'li Şakir Açıkgöz, denetim komisyonu üyesi olarak Bodrum Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin kira sözleşmelerini alamadığını, yapılan denetimler sonucunda Mumcular Belediyesi'nden Bodrum Belediyesi Demirbaşı'na geçen bir dozerin bulunamadığını ve belediyeye ait billboard ihalesini kazanan Aksel firmasının kiralarını ödemeyerek belediyeyi zarara uğrattığını belirterek bu konularda konuşmak istediklerini ifade etti. MHP'li Mustafa Paşalı da yine ortak noktanın Bodrum olduğunu söyleyerek Bodrum Belediyesi'nde personel fazlalığı olduğu ve bunun belediye bütçesine kambur olduğu konusuna dikkat çekti. Şimdi hepiniz biliyorsunuz oluşan olayları, oluşumları Bodrum Belediyesi'nin hali bizler de biliyoruz. Sizin geldiğinizde çok iyi anlıyoruz. Biz hepimiz insanız. Ama bu iş böyle gitmez. O bakımdan bizim gerçekten tedbir almamız gerekiyor. Önemli olan Bodrum.
Faaliyet raporuyla ilgili olarak söz alan Remzi Güngör, 500 sayfaya yakın bir rapor olmasına karşın içeriğinin çok zayıf olduğunu söyledi. Raporda 50 sayfaya yakın bölümünün peyzaj ve çiçek fotoğraflarına ayrıldığına dikkat çeken Güngör, tasarruf etme döneminde olduğumuz belediyenin 400 sayfalık bir faaliyet raporu ki bunu da araştıracağım. Hangi belediyenin 8-9 ayda böyle 400-500 sayfalık faaliyet raporu varmış? Faaliyet raporunda yapılanlar açıklanması lazım. Bir fotoğraf ve altyazıyla anlatılır. Bu faaliyet raporu değil. Bu stratejik plan ve performans raporunun buraya tavsiye niteliğinde geçirilmiş olmasıdır. Birçoğunda da 2015'te yapılacaktır diye bir sonuç var. Faaliyet raporu oylaması sonucu CHP'liler kabul oyu verirken MHP'li üyeler raporu yetersiz bularak ret oyu verdiler. Meclis toplantısının sonunda Başkan Vekili Refik Ülgen yeniden başkan koltuğuna geçerek Şakir Açıkgöz tarafından verilen soru önergesiyle ilgili şunları söyledi. Reklam alanları Aksel'le ilgili belediyenin yarın 10 belediyesi birleşmesi yeniden yapılanma süreci bazı tahsilata yönelik gecikmeler yaşanmıştır. Doğrudur. Ancak belediyemiz encümenine tarafından tahsilatı hızlandırıp yönelik bazı kararlar alınmıştır. Yasal olarak da sözleşmenin fethi mümkün değildir. Fethi. Kaldı ki Mali Hizmetler Müdürü bahse konu alacakla ilgili 19.2.2015 tarihinde icra takibine başlamıştır. Ve beldebeler reklam alanlarıyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi 11.8.2014 ve 12.342 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanlarının belirlenememesi nedeniyle ihaleye çıkarılamayacağını belirtilen Büyükşehir Belediyesi'nin kararı beklenmektedir. Refik Ülgen belediyenin kiradaki mülkleriyle ilgili olaraksa şu yanıtları verdi. Kiralarla ilgili 6.360 sayılı kanun ile beldelerin, köylerin belediyemiz ile birleşmesi nedeniyle mülk satışının mülk sayısına artış yaşanmıştır. Belediyemizce katılan belde ve köylerin mülklerin bir bölümü Büyükşehir Belediyesi'ne devir olmuştur. Taşıma envanteri ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Zaten envanterin netleşmesi halinde meclise detaylı bilgi verilecektir. MHP'li üye Şakir Açıkgöz tarafından verilen soru önergesinde en çok dikkat çeken konuysa bir dozerin yok olmasıyla ilgiliydi. Bu konuda ise Ülgen şu yanıtı verdi. Mumcular Belediyesi'nin 16.3.2004 tarih 2004'e 73 sayılı encümen kararı ile bahse konu dozer burada olarak alınmıştır. Aynı şekilde belediyenin tehlik elemanı yerine yapan tespiti hurda olduğu anlaşılmıştır. Hurda olarak teslim alınan dozer görüntü kirliliği ve tehlike arz etmektedir. Nedeniyle yerinden alınmış, parçalanmış hurda deposundadır. Sadece bilgilendirme yaptım. Teşekkür ederim. Başkan Vekili Ülgen MHP'lilerin konuşmasına meydan vermeden Bodrum Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısını bitirdi. MHP'li meclis üyeleri de salondan ayrıldılar.